Herkese selam arkadaşlar, ben Emrah, kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar yepyeni bir Farming Community videosu ile karşınızdayım arkadaşlar. Arkadaşlar Konya Yerel Haritasına veda ettim. Hiç durmadan kayıtlarımı hata oluşturdu. Ben de yeni bir haritaya geçiş yaptım arkadaşlar. Burada Türk editlemesi bir harita arkadaşlar. Türk plakası editlemiş bir harita. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Çiftliği sıfırdan kendim kurdum arkadaşlar. Şöyle bildiğimiz klasik evimizi kurduk. Şöyle bir çim bahçe artı güzel ışıklandırma yaptım. Daha sonrasında Ford aracımızı aldık arkadaşlar buraya. Şöyle göstereyim. Ford Connect Tornado aracımızı aldık arkadaşlar. Bunu çiftlikte aktif kullanmayı düşünüyorum. Daha sonrasında arkadaşlar şöyle bir güzel bir dekor şeklinde oyun bahçesi ve eski traktör içerilere koydum. Ondan sonra arkadaşlar burada bildiğiniz klasik Türk modları olan remorkumuzu aldık. Özdemir'den marka 2 tane remorkumuz, Cesedin remorkları, Uçarmak, Önal Tarım remorku artı Ece remork, arkasında da Palatoğlu remorkumuz var. Burada taş toplama makinemiz, bulduklarımız, bütüngerlerimiz. Daha sonrasında burada döşemelerimiz var arkadaşlar. Tillerle geçer, bizim o döşeme diyorlar arkadaşlar. İki tane burada merdivensiz, iki tane burada merdivenli döşememiz var arkadaşlar. Burada Hisarlar marka rotatörümüz var. Burada arkadaşlar bir merdivenimiz var. Burada bir tane sap kıyıcımız var. İrten marka iki tane mizerimiz. Özdeka marka iki tane havalı makinemiz. Daha sonrasında Kubota'nın vilaç makinesi. Bir tane gübre pırpırı. Kubota'nın da gemi pırpırı. Bunun da içine kireç var. Daha sonrasında arkadaşlar buraya bir yıkama alanı oluşturdum. Şöyle. Mazgallı. Burada silolamızı koydum. Burasını arkadaşlar gübre ve tohum için bir garaj boş bıraktım. İçerilerimiz burada arkadaşlar. JCB geçimiz burada. Mercedes Aksor kamyonetimiz burada. Kamyonumuz yani. Daha sonrasında Massey Ferguson 277 Gold Macromic Landing traktörlerimiz burada. Ama şöyle geçelim. Burada çiftliğin vazgeçilmezi Timosan 8105 uzay kasamız, D30'umuz, New Holland TD110D'miz, John Deere 5125M'imiz. Daha sonrasında buraya geçelim. Burada Massey Ferguson 5145'imiz. Burada New Holland T6180'imiz. Burada Massey Ferguson 8S. Kaçmış bu? Onu okuyamadım. 305'imiz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi hemen klasik olaraktan şöyle başlayalım arkadaşlar. Bismillah diyelim ESL'imize. Haritada şöyle göstereyim arkadaşlar haritamızı. Bir kayıt etsin. Hemen göstereceğim. Yine böyle küçük tarlalardan oluşan bir harita arkadaşlar. Bu haritamızda. Hemen şöyle göstereyim arkadaşlar küçük tarlalardan. Ha, bunda çeşitli meyveler yok. Lavanta, mamata şey oluyor yok bunda arkadaşlar. Ama yine güzel bir klasik bir haritamız diyelim. Ürünler olan. Şurada arkadaşlar buğday ve çiftlerden satın aldım arkadaşlar burada tamamını. Bundan satıyla başlayacağız. Daha sonrasında arkadaşlar şöyle güzel bir yere de bir çiftlik yapacağım arkadaşlar. Hayvan çiftliği. Yani şurası olabilir. Şurası olabilir. Şurası olabilir. Yani bakacağız arkadaşlar orada. Yani şurası olabilir mesela. Neyse arkadaşlar bir bismillah diyelim. Şu tarlamızdan başlayalım biçmeyi. Daha sonrasında seriye devam edelim arkadaşlar. Yani ereğiyle haritasını arkadaşlar serinde bir şey yapacaktık ama maalesef ki neden ne varsa bir anda hataya düşüyor harita.
Şimdi alalım. Yani şöyle göstereyim arkadaşlar. Şuradaki 15 yazan tarih takvim kısmı yok oluyor. Şu ürünün ekim hasat zamanı yok oluyor. Ve daha sonrası bütün ürünler olgunlaşıp tekrar ektiğimizde de arkadaşlar olmuyor. Ektiğim şekilde kalıyor. Tarlalar bomboş, simsiyah bir şekilde kalıyor. Ürün denedim arkadaşlar. Yıl döngüsünü attım, döndürdüm, çevirdim, çevirdik. Olmadı. Neyse. Bunda da bir hayır vardır diyeceğim arkadaşlar. Şöyle hemen çıkalım. Tabi dönmeden. Daha sonrasında bu tarla bizim değil. Bu tarla şu mısırın altında. Mısır da bizim arkadaşlar. Yolda biraz dar gibi geldi bana. Fark etsin bakıyor, dönmüyor. Şöyle az bir şey seçildik olsun. Kendi misalimiz. Zara ziyan yok. Hemen şuradaki insan sarı tarlayı görüyorsunuz arkadaşlar. Oraya başlayacağız. Şu ayı çift tarlamızı bizim arkadaşlarımın da olgunlaşmasını bekliyorum. Kanal da bizim değil, komşumuzun. Evet, şöyle kalsın. Tabi arabamız. Daha sonrasında hemen içeride öyle takalım. Ne var demize. Tabamızı takalım. Ve bismillah diyerekten aslında başlayayım arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada kayıt programını değiştirdim. Yeni bir kayıt programına başladım. OBS kullanıyordum. OBS'den vazgeçtim. Action marka bir kayıt programına başladım. Fark etmemiştim arkadaşlar ama diğer kayıtlarımda yine bir FPS düşmesi yaşadık arkadaşlar. Diğer kayıtlarımda fark etmemiştim arkadaşlar. Yalnız ne fark ettim? Oyunda araç sesi gelmiyormuş arkadaşlar videolarımda. Bunu fark ettim. Ne oldu burada ya? Bakın FPS düştü arkadaşlar. Direkt düştü. FPS'imiz çok fena düştü arkadaşlar. Neden oldu anlayamadım bunu ama. Aynen şunu toparladı kendine. Birden bir şey etti. Bunu da arkadaşlar işlemcinin ısınmasından kaynaklanıyor diye söylenildi. Dediğim gibi işlemcinin voltajını düşüren bir program var. O programı araştırıyorum arkadaşlar. Bilgisayar zararı var mı yok mu bilmiyorum. Zarar yok arkadaşlar, o programı yükleyeceğim. En azından işlemcimiz çok fazla ısınmadan, FPS'imizi kasmadan kayıt almaya çalışacağım. Hem dizüstü bilgisayarım hem en masaüstü bilgisayarım arkadaşlar. İkisine deneyeceğim bunu. Fazla şimdi. Bu arada arkadaşlar bu ağaçları buradan kaldıracağım. Şu tarihi birleştireceğim. Böyle olmaz bu. Yeni teleskopik bir çerdevimiz arkadaşlar. Teraziyi koruyabilen bir çerdever. Şimdi kapatalım arkadaşlar. Şöyle daha güzel oynayalım. Göstergeleri izleyelim. Daha düzgün oynayalım. Şu an video yansıyor mu bilmiyorum.
Action programımıza verdiği bir tane şöyle gösterge var. Şu an ekranda gözüküyor mu sizin ekranınızı yansıyor mu yansıyor mu bilmiyorum. Şu an FPS'imizi gösteriyor. Kayıtımızın durumunu gösteriyor arkadaşlar. Yani güzel bir uygulamaymış. Yani bu tip işlerle uğraşan arkadaşlara şiddetle tavsiye ederim bu programı. Hem görüntü kalitesi olsun hem de sorunsuz kayıt özelliği olsun. Gerçekten çok güzelmiş arkadaşlar. Keşke daha önceden bu programı geçeydim. Ama neyse, her işte bir hayırlı vardır diyorum. Sizlere keyifli seyredebileceğiniz videolar oluşturmaya devam edeceğim arkadaşlar. YouTube bizi sevmese de ben size olan saygımdan dolayı videolarımı ara vermeden devam etmeye çalışıyorum. Yine yepyeni Türk modlarıyla dolu bir yerde başladık. Zaten şöyle göstereyim arkadaşlar. İçeride böyle koydum bilmiyorum ama. Aynen bakın. İçeride koymuştuk plakayı göstereyim şöyle. 22 JJC 534 plakalı içeride örümüz arkadaşlar. Şöyle alabilirsem. Şunu alabiliriz. Yok açıldı arkadaşlar, böyle oldu. Şurayı da aldırdık. Bir tane su tabloyu kaldıralım, geri gelelim. Ben şuradan tekrar yukarı çıkacağım arkadaşlar. Daha sonrasında bakın işçiye verelim. Biz de sıradan ne yapalım? Mercedes aksorumuzu alıp gelelim arkadaşlar. Depomuzun da %80'i doldu sanırım. Bir içeri veren uyarı sesi geldi. Yok, %50'yi doldurmuş da. Bir tane de oynanış modu buldum arkadaşlar. Oyunu kendi mod klasörünün içeri ile ilgili mod buldum. Onu da kurdum arkadaşlar. Ya içerinin deposu dolduğu zaman ışıkları yakıp uyarı sinyali veriyor diye duydum. Bir moddu. Hem onu deneriz. Hem hasadımızı yapalım arkadaşlar. Hani çok sık hasat ve balyum videoları oluyor ama elinden gelen bir şey yok arkadaşlar bunda. Ne diyeyim size arkadaşlar, geçtiğimiz işte Konya'da haritasındaydık. Orada yaptık, kayalım çöktü. Mesela rağmen tekrar kayalım çöktü. Yani istemeden de olsa tekrar hasat videoları oluyor arkadaşlar. Yani biliyorum böyle bir sıkıcı videolar oluyor ama elimden gelen bir şey yok. Hani elimden gelen bir şey olsa arkadaşlar daha net güzel bir şeyler içerik göstereceğim. Yapacağız arkadaşlar. Şüpheniz olmasın. Hemen şuradan devam edelim. Şöyle bir depomuza bakalım arkadaşlar. %70'i dolu. Şöyle bir izleyelim arkadaşlar. İçeriye vereceğim. İçeride böyle. Şu tabloyu kaldıracağım arkadaşlar. Hızlı bir şekilde. Evet, ikimize verdik. Şöyle kamerada bilelim. Kristal bir testi takılı kalmış. Bakın, yerde içe geçtiğimiz zaman hemen direkt bize kameranın arkasını gösteriyor. Mouse'u çevirerekten öne çevireceğiz arkadaşlar. Şöyle kamyonu selende diyoruz biz burada. Su yolundan düşürmeliydim.
Tamam, güzel bir şey geçsin. Tarlayı. Güzel takılmazsa burada. Neyse, makine bitsin arkadaşlar. Şu kapımızı açalım. Bu sefer çiftliğe böyle kapılar koydum arkadaşlar. Şöyle güzel bir kapı modu vardı. Onu buldum, onu yaptım. Hemen şuraya bir balya makinesi alayım arkadaşlar. Daha sonrasında balyayı size başlayayım, basmayı bir taraftan da. Ne alsak? Arkadaşlar burada bir galigani var. Bir tane şöyle traktör arkasını traktörün namlunu ortayalayan bir galigani var. Bu traktörün yanında namlunu yürüyen galigani var. Daha sonrası Kayalar Ertuğrul bir balya makinemiz var. Ve burada Paksan bir balya makinesi var arkadaşlar. Hangisini alsak bir düşündüm de. Şimdi şuna bakalım. 120 santim. 120 santim. Şimdi kaligane de bakacağım. Bunlar kaç santimde? 120, 140. Bak arkadaşlar, bu biraz daha bir basıyor. 2,7 litre. Bu 120'lik basaçtan 1,5 litre basıyor arkadaşlar. Bu da alacağım arkadaşlar. Şu an videoyu gece saatinde çekiyorum tekrardan. Kusura bakmayın. Yani işlemin boşluğu buldukça arkadaşlar çekiyorum. Sarı yapmayacağım bu seferkini. Kırmızı yapacağım arkadaşlar. Timon'un arkasını bağlayacağız. Olursa eğer. Evet, Timon'u bağlamayacağım. Altı plak yapacağım arkadaşlar bunu da. Mavi yapalım arkadaşlar. Ne yapalım varsak. Mavi yaptım. Landing yapalım arkadaşlar. Çeşit yapalım arkadaşlar. Daha öncesinde ne olan basmıştık. Ondan öncesinde tüm olsa basmıştık arkadaşlar. Bu seferde de landing basacağım arkadaşlar. Landing'e basalım arkadaşlar. Makineye aşamadık arkadaşlar. Evet. Makinemizi bağladık. İçe geçelim. İçeriden kullanmaya çalışacağım arkadaşlar. Bu arada içeride dövermiz dolmuş olabilir. Dolduysa hemen kamyonumuzdan yanaşalım. Evet, dolmuş arkadaşlar. Bakın. Basit olay buydu. Depoda olsan sonra ışıkla yanıyor. İşte alalım. Hemen hızlı bir şekilde kamyonumuza dökelim. Yani
İşçi buraları bırakıyor arkadaşlar. Ama daha sonrasında tamamlayacağım. Evet, bu şekilde ekran görsel alacağım. Makine boşalsın. Bir ekran gösterelim arkadaşlar. Videomuzda 21 dakika oldu. Onu da yukarı göstergeden görebiliyorum. Ama sizlere bu yansımıyor arkadaşlar. Gidip onu da boşalttık. Daha sonrasında şuradan öldürelim. Yine vereceğim işçi arkadaşı işçi demesin. Landing ile başlayayım balyaya basmaya. Devam etsin şoförümüz. Makinemizi açalım pistonlardan. Evet, tablomuzu indirelim arkadaşlar. Bismillah diyelim. Evet. Hepsini dedik arkadaşlar. Barimize basmaya başladık. Arkadaşlar bariyeri de gene palazolu motor arabamıza dolduracağız. Yani remork bizim burada motor arabası diyorlar arkadaşlar. Yani bu şekilde koyacağım arkadaşlar ben de. Motor arabamıza dolduracağım. Daha sonrasında bizim burada traktörle motorla diyorlar. Daha sonrasında da tüm asa motorumuza da toplarız. Hayvan çiftliğini nereye yapacağımızı bilmiyorum. Onunla ilgili de düşüncem arkadaşlar. Bakalım bulabilirsem güzel bir yer. Orada çiftlik yapacağız. Saman bariyerimizi oraya yığacağız arkadaşlar. Daha sonrasında kuru ot bariyesi yapabilecek miyiz onu bilmiyorum. Kuru otta biraz sıkıntı yaşıyordum. Yapabilirsek onu yaparız. Yapamazsak da sağlık olsun parası yalarız arkadaşlar. Ona yan sıkıntı yok. Hemen şuradan girelim. Randevu bu makine biraz randevunun büyük geldi arkadaşlar. Randevu zorluyor. Randevu da yürüyemiyor bile. Yani bir çayla orada bitsin. Biz de buradan basmaya devam edelim arkadaşlar. İlk iş birden görürsün hızlı bir şekilde yürütelim işlerimizi. Daha sonrasında sürüme geçeriz. Döşeme çekeriz arkadaşlar yerlere. Tırmı çekeriz. Tırmı almadım daha doğrusu tırmı alacağım. Aysan çekeriz arkadaşlar. Aysan alırım. Bakacağız arkadaşlar duruma göre. Aç çekelim. Palık mı çekeceğim arkadaşlar? İşten sonra mesela. Ben bu seriyi de arkadaşlar seriyi hızlandıracağım diye düşünüyorum. Hani her şey yaparız diye düşünüyorum. Çeşitli işler yaparız diye düşünüyorum bu seride. Hemen şöyle
kaçırmadan alabilirsek. Şurada bir ufak kaçırdık sanki. Yani şöyle arkadaşlar. Bunny'imizi basacağız. Landing bir fazla gücü yetmedi arkadaşlar. Takip değiştireceğim ben burada. Onu bir dışı yaparım büyük ihtimalle arkadaşlar. 5S'imizi bağlayabilirim balya makinesine. Yani masayı gücü yetecektir diye düşünüyorum. 5S'i bağlayabilirim. Şu an farkında mesela landing nasıl bağlatıyor yani. Makine. Normalde bu makine bu traktör küçük bile gelir ama oyunda arkadaşlar traktörün torku düşük yapmışlar herhalde. Evet, bu şekilde kalsın arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Keyif almışsınızdır arkadaşlar. Ne yapıyor orada ya? Şu an içeri doğru bakalım arkadaşlar. Bakın bir acayip hareketler yapıyor. Yani bu tip modlarda arkadaşlar içlerde böyle bir sapıtıyor. Hiç bıraktım bunu. Aynen bıraktı. Ne demiştim arkadaşlar kalmışım hiç bunu bir şey şaşırdım. Yani umarım arkadaşlar videomu beğenmişsinizdir. Keyif alarak izliyorsunuzdur. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Desteklemek isterseniz arkadaşlar kanalıma destek olabilirsiniz. Desteklemek istemiyorsanız arkadaşlar canınız sağ olsun diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.